Merhaba arkadaşlar. Fiber optik ağlar dersinde şimdi birinci ödev sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzda yükseltici ile ilgili problem vardı. Onunla başlayacağız. Daha doğrusu ilk soru anketti. İkinci sorudan başlayacağız. Bu arada anketi cevaplamayan 20 kadar kişi var. O arkadaşlar maalesef bu sorudan puan alamadılar birinci sorudan. Ben onları yayınlayacağım isim olarak da zaten. O zaman hani belki bir yanlışlık olmuştur hocam. Ben aslında cevaplamıştım ama isim yerine başka bir şey yazmıştım falan derseniz bakarız tekrar. Şimdi ikinci soruda arkadaşlar bir tane lazerimiz vardı. Bu lazerden 50 miliwatt gücünde bir sinyal yolluyordu. Bu sinyal daha sonra x kilometre ilerliyor. Bir yükselticiden geçiyordu. Yükselticinin kazanımı 25 desibeldi. Eklediği gürültü 0,5 miliwatttı. Daha sonra bu 2x kadar daha ilerliyordu. Yine başka bir yükselticiden geçiyor. Yine 25 desibel. Yine 0,5 miliwatt. Yine 2x daha ilerliyor ve filtreye geliyordu. Ve dedik ki fiberdeki zayıflama katsayısı bir tane daha mı var? Yüksek bir şey. 2x daha var. Bir yükseltici daha var değil mi? O kadar kolay. Bir tane daha yükselticimiz var. Bu da 0.5 miliwatt. 25 desibel. 2x daha ilerliyoruz. Daha sonra filtreye varıyoruz. Tamam. Zayıflama katsayısı 0,2 desibel bölü kilometre. A şıkkında şunu sormuştuk. Filtrenin arkadaşlar hassasiyeti filtrenin 5 miliwatt ise x maksimum kaçtır? Kaç buldunuz x'e? 60 virgül bir şeyler bulan kaç kişi var? Onun dışında başka şey bulan var mı? Yok. Herkes doğru bulmuş o zaman. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada sadece sinyal gücüne dikkate alıyoruz. Burada demiştik ki arkadaşlar desibel olarak ilerlemek daha kolay. Değil mi? Desibel olarak ilerlediğiniz zaman buradaki çıkış gücümüz 50 miliwatt önce çevireceğiz. 10 logaritma 50'den kaç yapıyordu o? 16 virgül kesin 98-97. 16,98-97 dBm yapıyor. Şimdi bu 16,98-97 dBm buradan çıktı. Kaç kilometre fiber ilerleyecek? 7 kilometre fiber ilerleyecek. Dolayısıyla 16,98-97 eksi 7x çarpı 0,2 diyeceğiz. Çünkü her bir kilometrede 0,2 desibel zayıflayacak. Ne kadar yükselecek? 75 desibel yükselecek. Bunun arkadaşlar dedik ki büyük eşittir. Bunun dBm cinsinden değeri olması gerekir demiştik. İki tarafta dBm yapmamız gerekiyor. Ve dedik ki 5 miliwatt'tan daha büyükse yani 10 logaritma 5'ten daha büyükse o zaman arkadaşlar istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Şu da 6,9897 yapıyordu. Buradan çözümü yaptığınız zaman 1,4x küçük eşit 85, 1,4x küçük eşit 85. Buradan da x'in maksimum değeri 60,7143 çıkıyor.
Kilometre. Evet. Var mı anlaşılmayan bir yer A şıkkı için? Ha? Aynısı tabii. Güzel. B şıkkında arkadaşlar bu maksimum mix değerini kullanırsak OSNR optik sinyalin gürültü oranı ne olur diye sorduk. Kaç buldunuz? Arkadaşlar desibel olarak 28,76 çıkıyor. Herkes de surat düştü. Var mı 28,76? Belki ben yanlış yapmışımdır. Şimdi bir daha yapacağız. Eğer miliwatt olarak bakarsanız, yani oran olarak bakarsanız, özür diliyorum, 751,84 çıkıyor. Yok, olmadı. Tamam, beraber yapalım, bakalım. Şimdi arkadaşlar, bunu hesaplayabilmek için OSNR'ı ilk başta neyi hesaplamamız lazım? Gürültüyü hesaplamamız lazım. Şimdi gürültüyü biz arkadaşlar aşama aşama ilerleteceğiz. İlk başta burada bir gürültü var. Bu gürültü fiberde bu kadar zayıflıyor. Daha sonra yükseltiliyor. Buradaki gürültü ekleniyor. Tekrar zayıflıyor. Tekrar yükseltiliyor. Buradaki gürültü ekliyor. Ve bu şekilde ilerliyor. Bunu yapacağız aşama aşama. Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor burada. Acele etmiyoruz. O yüzden bir saatte yapılamazdı aslında. Şimdi bu ilk gürültü yükselmez arkadaşlar. Bu ilk gürültü bu yükselticinin çıkışında gördüğümüz gürültü zaten. 0.5 miliwatt olarak bu noktadan yolculuğuna başlıyor. 0.5 miliwatt. Gürültüyü hesap ediyoruz. 0.5 miliwattın IBM cinsinden değeri nedir? Eksi 3 virgül kaç? 3,0103 eksi 3,0103 dBm. Hocam 0.0 Efendim? 0.0 eksi 3 diyenler arkadaşlar. Tamam, eksi 3. Tamam. Eksi 3 arkadaşlar. Buradan başlıyor. Bu eksi 3 dBm önce ne kadar gidecek? 2x gidecek değil mi arkadaşlar? 2x kadar zayıflayacak. Dolayısıyla şurada kırmızıyla arkadaşlar gürültüyü işaretliyorum. Tam bu noktada eksi 3,0103 dBm. Bu noktaya geldiğimiz zaman şu noktadakini hesap edelim. Eksi 3,0103 eksi 2x alfa, pardon alfa dediğim 0,2 değil mi? X'i biz biliyoruz. X yerine ne koyacağız? 60,71 koyacağız. Bunu yaptığımız zaman hemen bakalım. Eksi 27,296 desibel. Evet, eksi 27,296 dBm yapıyor arkadaşlar. Bir yandan arkadaşlar biriniz de yaptığım işlemleri kontrol edebilir, hesap hatası olabilir. Sabah çözüp geldim. O yüzden hesap makinesiyle bir kontrol edebilirse bir arkadaşımız çok iyi olur. Şimdi bu güç eksi 27,296 dBm buradaki gücü. Bu içeride arkadaşlar ne olacak? Yükselecek değil mi? Yükselmesi demek 25 desibel eklemem demek. Eksi 27,296 artı 25 eşittir eksi 2,296 dBm. İçerideki gücü. Buna ne ekleyeceğim? Gürültüyü ekleyeceğim. Ama gürültüyü nerede ekleyeceğim? Miliwatt domaininde ekleyeceğim. O yüzden arkadaşlar önce bunu miliwatta çevirmem gerekiyor. Bunu nasıl miliwatta çeviriyoruz? 10 üzeri
eksi 2,296 bölü 10 artı ne geliyor? 0,5 gelecek. Bir bakalım bu kaç çıkıyormuş? 0,5. Efendim? Hayır, gürültü ekleniyor. Bir dakika, tekrar söyle. Ha. Tamam. Niye 0,5'e çarpıyorsun, onu anlamadım. Gürültü ekleniyor. Ekleme, toplama. Kazanım başka. Kazanımdan bahsetmiyoruz burada. 0,5 ile niye çarpıyorsun? 0,5 gürültü eklenmiyor mu? Gürültünün kazanımını burada yaptık. Şurada. Gürültünün kazanımını ben şurada yaptım. Desibelde yaparsan direkt artı 25. Ama sen istersen bunu önce şeye çevirirsin, miliwatt'a çevirirsin. Bu 25'i de orana çevirirsin, çarparsın. Onu da yapabilirsin. Ama aynı sonuç olur. Tamam? Başka sorusu olan var mı? Evet. Bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar çıkışındaki gücü 1,08934 miliwatt yapıyor. Buraya kadar desibel olarak geldim, 25 desibel yükselttim. Daha sonra miliwatt'a çevirip 0,5'i ekledim. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Tekrar bunu ne yapacağım arkadaşlar? Tekrar desibele çevireceğim. 10 logaritma 1,08934. Bunu yaptığımız zaman 0,37, 18, 11 dBm yapıyor. Bu buranın çıkışında gördüğüm güç arkadaşlar. 0, kaçtı? 37, 18, 11 dBm. Kontrol eden var mı bu arada? Hesap yapıp. Yok mu? Birini görevlendireyim o zaman. Hakan. Yaptığım hesapları kontrol edebilir misin? Doğru mu diye. Var mı hesap makine? Tamam. Evet. Çünkü bunları çözerken ben söylemiştim ki miliwatt domaininde çarpı desibel domaininde toplama, miliwatt domaininde bölme, desibel domaininde çıkartma. Ama miliwatt domaininde toplamanın burada bir karşılığı yok. O gürültü ekleme, miliwatt domaininde toplama, onun desibelde karşılığı olmadığı için orada toplayamayız. Tamam? Güzel soru. Var mı başka sorusu olan? Efendim? Doğru mu? Hı, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu 0,37, 18, 11 dBm yine ne yapacak? 2x mesafe gidecek. Her 1 kilometrede 0,2 zayıflayacak. Ve şunun girişine, 3. yükselticinin girişine gelen sinyal bakalım. -23,9141 oluyormuş. -23,9141 dBm oluyor. Buranın girişine gelen sinyal. Daha sonra 25 desibel yükselteceğiz. Artı 25 diyoruz. -23,9141 artı 25 eşittir 1,0
1,08592. 1,08592 dBm. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Gürültü içeri girdi. dBm olarak hesapladık. Yükselttik. Gürültüyü eklemem lazım önce. Değil mi? O gürültüyü nerede eklemem gerekiyor? Miliwatt domeninde. O yüzden bunu ne yapıyorum? Miliwatt'a çeviriyorum. 10 üzeri 1,08592 bölü 10 artı 0,5. Bu gürültüyü eklediğimiz zaman 1,78408 miliwatt oluyor. Daha sonra bunu tekrar desibele çevireceğim. 10 logaritma 1,78408 yükselticinin çıkışında göreceğim gürültü gücü. 2,514143. 2,514143 dBm oluyor. Nerede gördüğüm? Şurada gördüğüm arkadaşlar. Ne yapacak bu arkadaşlar en son? Zayıflamaya vuracak. 2,514143 eksi gene 2x kilometre gidecek. Her bir kilometrede 0,2 zayıflayacak. Ve alıcıya ulaşan arkadaşlar gürültü eksi 21,7716. dBm olur. Şimdi bu gürültü gücü, buradaki sinyal gücü de arkadaşlar nedir? Zaten 5 miliwatt'a göre biz ayarlamıştık, değil mi? Yani 5 miliwatt, diğer de işte 6,9897 dBm da sinyal gücü. OSNR desibel olarak bakarsanız sinyal gücünün dBm olarak değeri eksi gürültü gücünün dBm olarak değeri. Sinyal gücü 6,98 97 eksi 21 77 16. Buradan arkadaşlar 28 76 127 yapar. Bu desibel cinsinden değeri, direkt kendi değerini alırsak, oran olarak bakarsak arkadaşlar, o da 751,8429 yapar. Evet. Evet. Yani zaten 5 miliwatt ya. X maksimum dediğimiz şunun eşit olma durumuydu zaten. Var mı sorusu olan? Evet. Tabii ki görüntü alabilirsiniz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Efendim? Tamam. Tamam. Girişine gelen gürültüyü çarptım. Evet, 0,5 girişine gelen gürültü değil ama. 0,5 eklenen gürültü. Girişine gelen gürültüyle çarpacaksın.
Değil mi? Girişine gelen gürültüyü yükseltir çünkü. Eklediği gürültüyü yükseltmez ki. Tamam. Başka? Var mı sorusu olan? Yok. Yazmak için biraz süre vereyim arkadaşlar. Daha sonra sileceğim. Hesaplarda hata var mı? Yok mu? Tamam. Siliyorum arkadaşlar. Herhalde herkes tamam. Bu tarafı sileyim en azından. İkinci sorumuz nispeten daha, üçüncü soru özür dilerim. Nispeten daha kolaydı. Şimdi burada iki tane sabit yönlendirici vardı. Birbirine bağlanmış. Dört tane girişimiz var. Arkadaşlar, sayfası açık olan varsa hangisi hangisine bağlanmış onu soracağım. Var mı ödev önünde açık olan? Yok, güzel. Ya da bunu yansıtalım. Efendim? Yok, yansıtalım daha kolay olacak sanki. Şurayı da silelim. Projektörü açabilir miyiz? Evet, herkes görebiliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi soruya başlamadan önce aslında şunu yapsak daha iyi olur. Her bir girişten her bir çıkışa hangi dalga boylarıyla ilerleyebiliriz onu bir yazalım. Çünkü muhtemelen hepsi lazım olacak bize soruyu çözerken. Şimdi birden girip tekrar birden çıkmak için diğer tarafta arkadaşlar hangi dalga boyunu kullanmalıyım ya da hangi dalga boylarını? Birden bire arkadaşlar. Bakalım. Lambda 1 ile ilerleyebiliriz. Daha sonra bu birleştiriciye gelir, ayrıcıya gelir. 1'e ve 2'ye ilerler. Dolayısıyla arkadaşlar başka var mı gidebileceğimiz bir yol? Yok değil mi? Birden bire sadece lambda 1 ile ilerleyebiliriz. Birden lambda 1'i gönderdiğimiz zaman şunları ben hepsini bir peşinden yazayım. 1 2 1 3 1 4
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Birinci girişten lambda 1 ile gönderirsem nerelere gidersin ya? Gönderiyorum. Karşıdan çıktı bu taraftaki lambda 1'den. Daha sonra birleştiriciye geldi, ayrıştırıcıya geldi. Yukarıdaki ve aşağıdakine gitti. Ondaki lambda 1'ler de 1'e ve 2'ye gidiyor. Dolayısıyla 1'den 1'e ve 1'den 2'ye lambda 1 ile gidebilirim. 1'den arkadaşlar lambda 2 ile çıkarsam nerelere giderim ona bakalım. 1'den lambda 2 ile çıktım. Şu ikinci çıkışa geldim. Bu arkadaşlar şuradaki ayrıcıya geliyor. Buraya lambda 2 geldi, buraya lambda 2 geldi. Buradaki lambda 2 4'e gider, buradaki lambda 2 de 3'e gider. Dolayısıyla arkadaşlar 1'den 3'e ve 4'e lambda 2 ile gidilebilir. Tamam? Kırmızı olan lambda 3. 1'den lambda 3 ile çıkarsam nerelere giderim? Lambda 3 ile çıktım 1'den. Geldim bunun çıkışına. Bu arkadaşlar şuradaki birleştiriciye geldi. Daha sonra ayırıcıya geldi. Bu ayırıcı da 1'e, pardon, şunun birinci girişine, bunun ikinci girişine. Bunun birinci girişi 3'e bağlı. İkinci giriş de 4'e bağlı. Yani 1'den 3'e ve 4'e arkadaşlar lambda 3 ile de gidebilirim. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Güzel. Şimdi 1'den lambda 4 ile çıkarsam nerelere giderim ona bakalım. 1'den girdim. Lambda 4 ile buraya geldim. Daha sonra bu arkadaşlar 2'ye gidecek. 2'den lambda 4 nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Dolayısıyla 1'den 3'e lambda 4 ile de gidebilir. 1'den gidişler tamam. Şimdi 2'den gidişlere bakalım. 2'den lambda 1 ile çıkarsak nereye gideriz? 2'den lambda 1 ile çıkarsak 2'nin çıkışına, buradaki 2'nin çıkışına geldik. Bu da arkadaşlar buradaki ayırıcıya, bu da 3'e ve 4'e gider. Lambda 1 3'e, lambda 1 4'e gidiyor. Dolayısıyla 2'den 3'e ve 2'den 4'e lambda 1 ile gidebilirim. Daha sonra 2'den lambda 2 ile çıkalım. 2 ile lambda 2 ile çıkarsak arkadaşlar 1'in çıkışına geliriz burada. Bu arkadaşlar birleştiriciye gelir. Daha sonra ayırıcıya gelir. Buradaki lambda 2 1'e gidiyor. Yukarıdaki lambda 2 2'ye geliyor. Yani 2'den 1'e ve 2'den 2'ye lambda 2 ile gidebilirim. Var mı anlaşılmayan bir yer? Güzel. Tamam o zaman şimdi siz söyleyin. 2'den lambda 3 ile çıkarsam nerelere giderim? 4. Başka gidebileceğim bir yer var mı? Yok. O zaman 2'den 4'e lambda 3 ile gidiyorum. Peki lambda 4 ile çıkarsam 2'den nerelere giderim? 4 ve 3 değil mi? Görmeyen var mı arkadaşlar 4 ve 3'ü? Var mı görmeyen? 4'e ve 3'e nasıl geldiğimizi? Yok. Tamam 3'e geçelim. 3'ten lambda 1 ile çıkarsanız nerelere gidersiniz? 3'ten lambda 1 ile çıkarsak 1 ile 2'ye gideriz. Yani 3'ten 1'e lambda 1, 3'ten 2'ye lambda 1. Lambda 2 ile çıkarsanız 3'ten? Bire gideriz değil mi? Dolayısıyla lambda 2 ile 3'ten 1'e gidebiliriz. Peki lambda 3 ile çıkarsanız? 4 ve 3'e. Tamam. Peki neredeyiz? Lambda 4 ile çıkarsanız? Bir ile iki değil mi? Evet. Bir ile iki.
Dolayısıyla buraya lambda 400 de gelinebilir. Şuraya da lambda 400 de gelinebilir. Tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. 4-1, 4-2. Pardon, 4'ten lambda 1 ile çıktığımız zaman nerelere gideriz? Sadece 2'ye gidebiliriz, değil mi? Hocam, bu yazdıklarınızı hiç anlamadım. Ben takip edemiyorum diyen var mı? Yok. Herkes çok iyi. 4'ten arkadaşlar, pardon, lambda 1 olacak bu arada. 4'ten lambda 2 ile çıkarsak nerelere gideriz? 4'ten lambda 2 ile çıktık. Ayrıcılara gittik. Oradan 2'ye gelebilir. 1'e gelebilir. 1 ve 2. Lambda 2. Lambda 2. 4'ten lambda 3 ile çıkarsak nerelere gideriz? 1 ve 2'ye, değil mi arkadaşlar? 1 ve 2'ye. Peki lambda 4 ile çıkarsak? 4 ile çıkarsak oradan oralara gelir. Oradan 4 ve 3. Evet. Var mı sıkıntı bu noktaya kadar? Yok. Güzel. Şimdi arkadaşlar, A şıkkında bu trafik talepleri ve hangi dalga boylarında oluşabileceklerini sormuştuk. Aslında burada sorumuzu cevaplamış olduk. 1, 2 nerede? Lambda 1'de oluşabilir. 2, 3 2, 3 lambda 1 ve lambda 4'te. Bunların ikisini de yazmanız gerekiyordu. 3, 3 lambda 3'te sadece. 4, 2 lambda 2, lambda 3. 2, 4 lambda 1, lambda 3, lambda 4. 1, 3 lambda 2, lambda 3, lambda 4. Ve 4, 4 sadece lambda 4. Evet. Duyamadım, özür dilerim. 4'ten 2'ye giderken, evet, lambda 1'i kullanamaz mıyız? 4'ten 2'ye giderken lambda 1'i bakalım. 4'ten şimdi lambda 1 ile çıktım. Buraya geldim. Buradan lambda 1 ile 2'ye geçtim. Bunu biz kaçırdık mı gözden? Pardon, lambda 2 ile bahsediyoruz değil mi? Sen lambda 2 mi demiştin? Lambda 1. 4'ten lambda 1 ile. Değil mi? Öyle dedin. 4'ten 2'ye hocam lambda 1 ile gidemezsin. Tamam. Lambda 1 ile buraya geldik. Buradan şuraya geldik. Lambda 1 2'ye gidiyor. Evet. Buraya yazmamış mıyız onu? 4'ten 1'e mi yazmışız? 4'ten 1'e lambda 1 ile gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Tamam. Düzeltelim. Teşekkürler Büşra. Var mı başka? Böyle sıkıntı gördünüz. Tamam. Dolayısıyla burada 4'ten 2'ye olan cevabımız değişti arkadaşlar. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 oldu. Şimdi gelelim şu aynı anda gerçekleşip gerçekleşmeyeceklerine. 1, 2 ve 3, 4 arkadaşlar. 1, 2 lambda 1'i kullanmak zorunda. 3, 4 lambda 3'ü kullanmak zorunda. Sıkıntı yok. Farklı dalga boyları. O yüzden arkadaşlar aynı anda gerçekleşebilirler. Diğer sorumuz 2, 4, 3, 1. 2, 4'ün 3 tane seçeneği var. 3, 1'in 3 tane seçeneği var. O yüzden çakışmayacak halde yapabilirsiniz. Herhangi bir kombinasyonu vermeniz yeterliydi. Mesela bu lambda 2'yi, bu lambda 3'ü kullanabilir. Örnek olarak. Var mı anlaşılmayan bir yer? Böyle mi yazdınız? Yok, kombinasyonu yazacaksınız. Çünkü hepsini kullanabilir dersen. Hayır hocam, ona bir yere için lambda 2, lambda 4 dedik sadece. Tamam, buna da lambda 4 demişsin, buna da lambda 4 demişsin. Ama yok, yani yazdıysan bunları alt alta çakışıyor. Sen şunu dediysen, benim anladığımı söyleyeyim.
Bu lambda 2, lambda 4'ü kullanabilir. Bu da lambda 1, lambda 3, lambda 4'ü kullanabilir. Böyle mi dedin? Evet. Ha, çakışmıyor dedin. Yukarıda mı çakışmıyor ikisi de lambda 4'ü kullansın? Tamam. Ona bakalım. Tamam, öyleyse tamam. Şimdi arkadaşlar, Hakan diyor ki ben 3'ten 1'e lambda 4'ü kullanıp 2'den 4'e de lambda 4'ü kullanırım. Çakışmazlar çünkü farklı fiberlerden geçerler. Kontrol edelim. Bu mantık doğru mu? Şimdi 3'ten 1'e arkadaşlar 3'ten 1'e giderken şöyle yapalım. Lambda 4'ü kullanırsanız 3'te nereye gidersiniz? Bu burada arkadaşlar ikinci çıkışa gidersiniz. Değil mi? Lambda 4'ü kullanırsanız. Ona 2 üssü diyelim karışmaması için. Daha sonra bu 2 üssü nereye gidiyor arkadaşlar? 3'e ve 4'e gidiyor. Bu arkadaşlar 3 üssü ve 4 üssüne gidiyor. Buradan 3 üssünden arkadaşlar lambda 4'te nereye geçeriz? 2'ye geçeriz. 4 üstünden lambda 4'te nereye geçeriz? 1'e geçeriz. Bütün bu yollarda bu sinyal geçecek. Şimdi diğerinin yollarına bakalım. Diğeri dediğimiz 2, 4. 2'den arkadaşlar lambda 4'te yola çıksanız nereye giriyorsunuz? 3'e mi giriyorsunuz? Evet. 3 üssü. Oradan nereye geçiyoruz? Şuraya geldik. Buradan 1 ve 2'ye geliyoruz değil mi arkadaşlar? 1 üssü ve 2 üssü. Buralardan arkadaşlar nerelere gidiyoruz? Lambda 4 ile 3'e ve 4'e mi gidiyoruz? 3'e ve 4'e. Gördüğünüz gibi hiçbiri aynı yoldan geçmiyor. Hakan'ın dediği doğru. Dolayısıyla ikisi de lambda 4'ü kullansa da çakışma olmaz. Var mı sorusu olan? Yok. Efendim? Lambda 1 için de aynı şey geçerli. Hakan, lambda 1 için de aynı şey geçerli diyor. Siz niye çıkarttınız lambda 1'i? Biz çıkarttık. Hepsini aldık. Tamam. Arkadaşlar burada aynı dalga boyunu kullanıp kullanmamaları önemli değil. Önemli olan aynı fibere aynı dalga boylarının gelmemesi. Burada da gördüğümüz gibi farklı yolları takip ettikleri için aynı dalga boyunu kullanmalarında problem yok. Diğer sorumuz arkadaşlar 2-1, 3-3 ve 4-1. Şimdi 2-1 lambda 2'yi kullanıyor mecburen. 3-3 lambda 3'ü kullanıyor. Bir de ne vardı arkadaşlar? 4-1 lambda 2 veya lambda 3'ü kullanıyor. Şimdi ilk başta çakışma var gibi gözüküyor ama bu şekilde kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Lambda 2 de var derken lambda 2 kullanırsa 4-1'de lambda 3'ü kullanırsak çakışma olmuyor mu? Bakalım. Herkes arkadaşlar baksın. Yine benzeri bir şekilde 4'ten 1'e kullanmamız gerekene bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar 4'ten 1'e lambda 3 ile gittiğimizi varsayalım. Herkes takip etsin. 4'ten 1'e lambda 3 ile gidersek, pardon, 4'ten lambda 3 ile çıkarsak nereye gidiyoruz ilk başta? 2'nin çıkışına gidiyoruz. Buradan nereye geçiyor? 3 ve 4'e geçiyor. 3'ten lambda 3 ile nereye geçiyoruz? 1'e geçiyoruz. 4'ten lambda 3 ile nereye geçiyoruz? 2'ye geçiyoruz. Bu lambda 3'ü kullanırsak yol. Lambda 2'yi kullanırsak 4'ten 2'ye arkadaşlar. 4'ten kaça gidiyorduk? 1'e gideceğiz değil mi en nihayetinde? Lambda 2 ile çıktık 4'ten. Nereye geldik? 3'ün çıkışına geldik. Buradan nereye gidiyoruz? 1 ve 2'ye mi gidiyoruz? 1 ve 2'den de lambda 2 ile arkadaşlar çaprazlama oluyor. Bu 2'ye gidiyor. Bu da 1'e gidiyor. Şimdi bu arkadaşlar şu ikisi 4'ten 1'e gitmek için seçeneklerimdi. 2'den 1'e gitmek için
Hangi yolu takip etmem gerekiyor ona bakalım. Mecburen lambda 2'yi kullanacağım. Başka zaten yok 1'e gitmek için. 2'den önce nereye gidiyorum? 1'e gidiyorum. Buradan nereye gidiyorum? 1 ve 2'ye gidiyorum. Burada arkadaşlar 1'den lambda 2 ile 2'ye geçiyorum. Buradan 1'e geçiyorum. Şimdi bakın, eğer bu da lambda 2, bu da lambda 2 kullanılırsa ne oluyor arkadaşlar? Şuralarda gördüğünüz üzere çakışma oluyor. O yüzden 4'ten 1'e gitmek için lambda 2 bir seçenek olmaktan çıkıyor. Diğerine bakalım. Diğeri neydi? 3, 3. Lambda 1 ile 3'ten çıkıyoruz. Nereye geldik arkadaşlar? 3'ün çıkışına geldik. Buradan nereye gittik? 1 ile 2'ye gittik. Pardon, kaçı kullanıyorum ya? 3, 3. Lambda 3'ü kullanıyorum değil mi? Lambda 3'ü kullanıyorum. Dolayısıyla 3'ten lambda 3'te çıkarsanız 1'e gidiyoruz. 1'den nereye gidiyoruz arkadaşlar? 1 ve 2'ye mi gidiyoruz? 1 ve 2'ye gidiyoruz. Buradan lambda 3'te nereye geçiyoruz? 3 ve 4'e geçiyoruz. Peki bununla şu arkadaşlar çakışıyor mu? Çakışıyor mu? Kaç kişi çakışmıyor diyor? Kaç kişi çakışıyor diyor? İşte yani. Arkadaşlar, evet çakışmıyor. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bunu ve bunu kullanırsak ikisine de lambda 3'ü gerçekleyebiliriz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir yer? Son şıkta da 4 tane var. Hangileri? 1, 3. 1, 3. 3, 1. 4, 1 mi? 4, 1, 4, 2. Şimdi bu lambda 2, lambda 3, lambda 4'ü kullanıyor. 3, 1, lambda 1, lambda 2, lambda 4'ü kullanıyor. Lambda 2, lambda 3, lambda 2, lambda 3. Hepsine farklı bir tane verebilir miyiz? Veririz değil mi arkadaşlar? Ne vereceğiz? Buna lambda 2'yi verelim. Tamam. 3, 1'e mi lambda 4? 3, 1'e lambda 4'ü verdik. 4, 1'e lambda 3'e vermek zorundayız. Buna da lambda 1'i vermek zorundayız. Tamam. Hepsine, efendim. Evet. Arkadaşlar. Başka var mı arkadaşlar? Yazım hatasının dışında soracağınız bir şey. Hakan bayılıyor bu tür şeylere. Evet. Bir ara verelim mi? Diğer soruya geçmeden önce. Tamam. Bir ara verelim arkadaşlar. 20 dakika ara veriyoruz. Onu 20 geçe tekrar başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ödevin son sorusu IPEC protokolü ile alakalıydı. Bir IPON'umuz var. IPON üzerinde OLT 3 tane ONU'ya hizmet veriyor. OLT'nin başlangıçtaki kuyruklama tablosunu bu şekilde verilmiş ve bize olayların sıralaması verilmiş. Birinci tur sonunda ne oluyor, ikinci tur sonunda ne oluyor, üçüncü tur sonunda ne oluyor? Bu verilen sıralama ve kuyruklama tablosuna göre en baştan itibaren bu zaman çizelgesini doldurmamız isteniyordu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak T0 anında OLT ne yapacak? ONU 1'e bir tane ne mesajı gönderiyor? Gate mesajı gönderiyor. Gidip gelme süresi ne kadar ONU 1'e? 100 verilmiş arkadaşlar. Kısa çizeceğim çünkü çok fazla var bu şekilde gidip gelmeler. Şurada gate mesajını alıyor.
Arkadaşlar OYAN U1. OYAN U1'in göndereceği verinin boyutu nedir? Kaç verilmiş tabloda? 200 verilmiş değil mi arkadaşlar? Göndereceği boyutu 200. Buradan 200 ilerleyecek. 200 byte okuma süresi nedir? 200 byte okuma süresi 200 çarpı 8 bite çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bölü 1 gigabit per second. Saniyede 1 gigabit hızı var demiştik bu Ethernet'in. Şimdi 10 üzeri 9 olduğu için giga 200 çarpı 8 direkt nanosaniye cinsinden olabilir. Yani biz bunu 1600 nanosaniye olarak alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şu veriyi okumayı bitirdiği an hangi andı? 1700 nanosaniye anı. Çünkü şu arası, şurası neydi? 100 nanosaniye. Zaten sizde soruda yazılması istenen arkadaşlar gate mesajlarının gönderilme zamanı ve verilerin okumaya başlanma zamanı. Şimdi OLT tablosuna bakıyor arkadaşlar. Şimdi OYANU'ya gate mesajı gönderecek OLT. Ne yapıyor? Tablosuna bakıyor ve ne zaman göndermesi gerektiğini hesaplıyor. Diyor ki 1700. nanosaniyede bu arkadaşın verisini ben okumayı bitireceğim OYANU1'in. Bu sırada OYANU2'den almak istiyorum diyor. OYANU2'de buradan almaya başlaması için tam bu anda ne zaman gate mesajını göndermesi lazım? Ne kadar OYANU2'ye gidiş geliş? 200. Dolayısıyla arkadaşlar şuralarda bir yerlerde gate mesajını göndermesi lazım. 200 nanosaniye olduğuna göre gidiş geliş süresi şunu yapar arkadaşlar. 1500 nanosaniyede ne yapacak? Gate mesajını gönderecek. OYANU2 gate mesajını alacak. Ve verisini yollayacak. Ne kadarlık verisi var? Yüzlük verisi var arkadaşlar. Burada yüzlük verisini yolluyor. Yüzlük veriyi arkadaşlar okuma süresi ne kadar? 100 çarpı 8'den 800 nanosaniye. 1 gigabit'e otomatikman bölünce nanosaniye çıktığı için oraları hesaba katmıyorum. 800 nanosaniye. Dolayısıyla bu veriyi okumayı bitireceği zaman ne zaman oluyor? 2500 nanosaniyede arkadaşlar bu veriyi okumayı bitirecek. Tam bu anda ne yapmak istiyor? OYANU3'ten veri almak istiyor. OYANU3'ün arkadaşlar RTT'si ne kadar? 300. Kendi tablosuna göre bakıyoruz her zaman. 300. Bu arada arkadaşlar şunları unutmayalım. Bunların hepsi ne yapıyor? Bir report mesajı ekliyor. Bu report mesajında ne diyor OYANU1 bir dahaki turda? 500 mü? 500 veri yollayacağım diyor. Yani şurada bir report mesajını aldı. Alınca ne yaptı arkadaşlar? Tablosunu güncelledi. Hemen burayı 500'e çevirdi. Daha sonra tam bu anda OYANU2 de bir tane report mesajı ekliyor. Ve ne diyor bu report mesajında? 0 diyor. Ben bir dahakine 0 göndereceğim. Yani tam şu anda ne yapıyor? Tablosunu güncelliyor. Her tablosu güncellendiğinde tekrar yazmanızı istemiştim. Burada 0 oluyor. Son olarak OYANU3'e gate mesajı göndereceğiz. Gidiş geliş süresi 300 dedik. Dolayısıyla arkadaşlar şuralarda bir yerlerde gönderecek. Bu süre nedir? 2200 nanosaniye. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Şimdi tam bu 2500 nanosaniyede kendi tablosuna göre ne yapmak istiyor bu arkadaş? 3'ten veri alacak değil mi? 3'ün verisi ne kadar? Kaç? 50. Daha küçük çizelim. 50. 5'ine ekliyoruz. Burada da gate mesajı var. Yine burada arkadaşlar 50. Her 50 dediğimde Samsung'da olduğum anlaşılıyordur tahmin ediyorum.
Bir report mesajı daha var. Report mesajında arkadaşlar ne diyor? Bir dahaki turda ne kadar göndereceğim? OYN3 bir dahaki turda yine 50 talep ediyor. Şimdi şu zaman ne zaman? Bu okumayı bitirdiği zaman. 50 çarpı 8, 400, 2900 nanosaniye. Bu tablosunu güncelleyip buraya 50 yazıyor. Zaten 50 idi. O yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci tura başlıyoruz arkadaşlar. Bu birinci tur bitti. İkinci tura başlıyoruz. Ve burada ne yapmak istiyor? OYN-U1'den veri almak istiyor. OYN-U1'in RTT'sini ne olarak biliyor? 100 olarak biliyor. 100'e göre hesap yapıp ne yapıyor? Gönderiyor. Tam şuralarda bir yerlerde bir gate mesajı gönderiyor. Ne zaman bu zaman? 2800 nanosaniyede bir gate mesajı gönderiyor. Gate mesajını OYN-U1 alıyor. Ve ne yapıyor? Kaç byte gönderecek? 500 byte. 500 byte göndermeye başlıyor. Arkadaşlar bu 500 byte'ı gönderdikten sonra, pardon, ikinci tur sonunda bir fiber kopması var. Oraya sonra geleceğiz. Ama buraya gelmeden önce şunu sorayım. Ben 1,5 kat artıyor deyince kaç kişi 250 olarak aldı? Kaç kişi 150 aldı? Diğerleri ne aldı? Yani ya 150 ya 250. Tekrar soruyorum. Kaç kişi 250 aldı? Tamam, çoğunluk 250 almış. Ben 250'ye göre çözeceğim o zaman. 150 yapanları da arkadaşlar 150'ye göre çözümünü yine kabul edeceğiz. 150 olarak düşünmüştüm ben soru yazarken. Tamam arkadaşlar, çoğunluk 250 anladıysa bende bir sorun vardır. Ben onu kabul ediyorum. Ama 150 anlayanlar da var aranızda. O yüzden iki türlü çözümü de kabul edeceğim ben. Önemli olan nasıl çözüldü. Sonuçta sistematik değişmiyor. Yani çakışma olacak yer yine işte 3. turun sonunda olacak gibi geliyor. Çakışma yok mu? Kimler çakışmasız yaptı? Bilmiyorum. Yani ben şimdi burada hep beraber çözüyoruz. Daha önce çözmedim. Belki de çakışma olacaktır. Tamam mı? Şimdi 500 byte. Gönderdi 500 byte arkadaşlar. Bu da 500 byte'ı okudu. 500 byte bayağı uzun yapar. Şuraya göre. 500 byte'ı okuma süresi ne kadar arkadaşlar? 4000. 2900'e 4000 eklersek 6900. Burada ne yapıyor? Bir report mesajı alıyor. Ne diyor report mesajında bu arkadaş? Bir dahaki tur. Hayır hayır. Report mesajında ne diyor? 100 gönderecekmiş. Tamam. O kadar. Hocam bu soruda sizin de RTT'de herhangi bir şey var mı? Yok. Kendisi hesaplayamaz RTT'sini OYN-U. Tamam mı? O, daha önce de söylemiştik. Kendisinin hesaplaması mümkün değil. Sadece o RTT'yi bilebilir. O yüzden sadece 100 olacağını gönderiyor. Güncelleyelim tablomuzu. OYN-U1 talebi 100 oldu. Tam bu anda nereden almak istiyor arkadaşlar? OYN-U2'den almak istiyor. OYN-U2'ye gidiş geliş ne kadardı? 200 mü? Ama hocam direkt sıfır olduğu için 2100. Direkt sıfır olduğu için derken sıfır talebi var. Ama bu arkadaşa yine de sorması lazım. Değil mi? Bir gate mesajı göndermesi lazım. Tamam işte gate mesajını ne zaman gönderiyor? Şu anda onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gate mesajını yine de gönderecek. Arkadaşlar bu gate mesajını alacak ve tek bir report mesajı gönderecek. Ve bu report mesajında ne diyecek? 200 diyecek. Bu gate mesajını gönderdiği zaman ne zaman? 6700. Bunu da hesaplamanız gerekiyordu. Ne diye? 2700. Hani 2800 oluyordu. Diğeri hiçbir işlem yapmıyordu direkt. O anda yolladığı için herhangi biri gelmediği için.
Ama onun report mesajını burada alması lazım. Nasıl 2700? Bir dakika karıştı. Sen bu 2700'de niye? Burada mı almak istiyorsun sen? Ama birin sırasını niye atladın? Önce birden veri alması lazım. Ama bunu alırken aynı zamanda report mesajını alamaz. İkisi de aynı alıcı kanalında. Report mesajını bunu almayı bitirdikten sonra yapması lazım. Gate'ini burada arkadaşlar, gate'ini gönderir göndermez bunlar cevap gönderir. IPAC'in özelliği o. Sen gate'ini burada gönderdin, cevabı o burada mı gönderdi? Nasıl yaptınız? Aynen öyle yaptı. Hocam biz galiba çıkartırken T3 çağırdım. Arkadaşlar o T3, T4 o zaman ben kolay olsun diye yazdım. Yani öyle demenize gerek yok. Bakın hiç demiyorum ben. Sırayla gidiyorum. Çünkü o kafa karıştırır bir yerden sonra. Evet. Tam bu anda arkadaşlar bir report mesajı daha alıyor. Biz dedik ki bu report mesajlarda küçük mesajlar okunma sürelerini hesaba katmıyoruz dedik. Dolayısıyla hesaba katmıyorum onu. Hala 6900 nanosaniyedeyim. Bunun peşine neyi alması gerekiyor arkadaşlar? ONU 3'e geçiyor sıra. Bu arada şeyi güncelliyor tablosunu. Ne yapıyor burayı? 200 yapıyor. ONU 3'e geçiyor. ONU 3 ne kadar gönderecekmiş? 50 gönderecek. Buradan ne kadar süre önce gönderecek arkadaşlar? 300 nanosaniye. Buradan arkadaşlar 300 nanosaniye geri gelirseniz nereye geliyorsunuz? 6600'e. Şimdi bunu iki türlü yapabilirdiniz. Normalde arkadaşlar normal IPAC protokolü şu anda standartlaşmış olan sırayı bozmaz. Yani şunu göndermeden bu ikinciye gönderiyordu, üçüncüye göndermez. Ama soru için siz böyle kabul edebilirsiniz demiştim. Ama diğer türlü de çözerseniz o şekilde sıkıntı değil. Diğer türlü yani sırayla gönderiyor şeklinde çözen var mı? Sırayla yolladınız. Yani bunun hemen peşine mi öbürünü yolladınız? Önce 3'e gönderip sonra 2'ye gönderdi mi? Yani çünkü zamanı bulunca G3 biraz daha küçük. Tamam. Böyle yaptın yani. Ben öbür türlü yapan var mı diye soruyorum. Tamam. Sen mi varsın? Hemen bunun peşine mi gönderdin? O zaman tutmuyor birbirini. Arkadaşlar çektiğiniz işlemleri tutsun. Burası ne kadar? 6600 nanosaniye. Burada 50 byte'lık yine veri gönderiyor. Peşine bir report mesajı ekliyor. Ve report mesajında ne diyor? 350 mi diyor? Şimdi burada gate mesajını aldığını yazalım. Şurada 50 byte'lık veriyi okuyacak. 50 byte'lık veriyi ne zaman okumayı bitirecek? Arkadaşlar 50 çarpı 8 400 yapar. 6900 artı 400 7300 nanosaniye. Report mesajını okuduğu anda bunu güncelliyor. Var mı şimdiye kadar sorusu olan? Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Yok. Tamam, güzel. Şimdi asıl sıkıntı zaten bundan sonra başlıyor. Bu arada ONU1'e ne oldu arkadaşlar? ONU1'in RTT'si değişti değil mi? Şimdiki tur için. 250 oldu. Ama bundan OLT'nin haberi var mı? Yok arkadaşlar. OLT'nin haberi yok. OLT ne biliyor onun RTC'sini? 100 biliyor. 100'e göre hesap yapıp gate mesajını gönderecek. 100'e göre hesap yapıp gate mesajını gönderince ne zaman gönderecek gate mesajını? Pardon, 1'e gideceğiz değil mi? Çok uzatmayalım. Evet. Ne zaman gönderecek gate mesajını? 7200
nanosaniyede gönderecek. Peki gerçek OEN, şey, gerçek RTT nedir? 250 oldu. Yani gerçeği arkadaşlar birazcık daha ileride olacak. 7200 artı 250'den 7450 nanosaniyede. Tamam mı herkes? Arada bir boşluk oluştu. İstemese de çünkü RTT'si değişti. Bundan da haberdar değildi. Tam bu anda ne yapıyor arkadaşlar? Tablosunu güncelliyor. Beklediği RTT olmuyor. Tablosunu güncelliyor ve diyor ki bu arkadaşın RTT'si 250 olmuş. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Önemli burası. Hocam bir şey yapalım. Efendim? Bu veriyi almaya başlamadan, şu arkadaşın verisini almaya başlamadan ilk bit ulaştığı anda verinin ilk biti tablosunu güncelliyor. Veri ne kadar bu arada? 100 byte miydi? 100 byte. 100 byte'lık veri gönderdi. Ne zaman almayı bitirecek arkadaşlar bunu? 100 çarpı 8'den 800, 7450 artı 800, 8250 mi yapıyor? Doğru mu? Report mesajına ne yazıyor? Bir dahaki turda ben diyor 150 göndereceğim. Dolayısıyla tablosunu güncelliyor. Burayı 150 yapıyor. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Buraya kadar doğru yapan var mı? Hatırlamıyorum. Zaman çevirirken yanlış çevirmişiz. Yani şey olarak doğru. Nasıl? Yani biz 1 gigabit per sekunda bölünce saniye bulduk. Onlar da nasıl saniye bulduk? Onu da saniye çevirdik. Oo. Çok değişik. Yani cemaatim olarak falan doğru. Yani sizin şu aralar çok çok küçük o zaman. Öbürleri saniye ise. Zaten böyle kendimiz Anladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar tam bunun bittiği anda, şimdi bu anda ne yapmak istiyor? Bu anda ne yapmak istiyor? OEN-U2'den almak istiyor. OEN-U2'nin RTT'si kaç? 200. 8250 eksi 200 ne yapar? 8050. Bu anda arkadaşlar zaten tablosunu güncellemiş olduğu için burayı biliyor. Yani burada bitireceğini bildiği için bunu hesaplayabilir. 8050 nanosaniye anında arkadaşlar gate mesajını gönderiyor. Ne kadarlık veri alacak? 200 byte'lık veri alacak. Ve report mesajında ne diyecek? OEN-U2 gönderirken verisini. 250 mi? 250. Burada 200'lük veriyi gönderdi. Report mesajına da 250'sini koydu. Tam bu an hangi an? 200 çarpı 8 1600 yapar. 8250 artı 1600 9850 yapmaz mı? Yanlış mı hesaplıyorum? Doğru değil mi? 9850 yaptı. ...9850 nanosaniyede bunu alacak. Daha sonra tam bu anda nereden alacak? OEN-U3'ten alacak. OEN-U3 kaç gönderecekti? 350. RTT'si ne kadar? 300. Gate mesajı gönderdiği zaman ne zaman? Bu zaman nedir arkadaşlar? Nedir? 9550. Tam bu anda 350 byte'lık veri gönderiyor. En sonuna report mesajına ne ekliyor?
300 mü ekliyor? 300 ekliyor. Güzelli 300. Bu arada Oyanyo 2'nin arkadaşlar report mesajını okuduğu anda güncellemesi gerekiyordu. Onu güncelledi, 250 yaptı. Bu arkadaşı da güncelledi, 300 yaptı. Hangi anda güncelledi? Tam şu anda güncelledi. Nedir bu an? 350 çarpı 8 ne yapar? 2800 mü yapar? 12.650. 12.650. Tamam mı? Var mı arkadaşlar bir sıkıntı? Şimdi sıkıntı olacak. Tam şimdi Oyanyo 1'den arkadaşlar, Oyanyo 1'in, herkes dinlesin burası önemli. Oyanyo 1'in RTT'sini ne biliyor o RTT? 250. Peki ne olmuş? 100 olmuş. Ama haberi yok. Evet. Ne yapıyor? 250'ye göre gönderiyor. Diyor ki 12.650 eksi 250'den 12.400. Tam bu noktada arkadaşlar gate mesajını yolluyor. Bu arkadaş gate mesajını alıyor. Ama ne zaman gönderiyor? 12.500. Gerçekleşen sadece 100 oluyor. Yani 12.500'de kendi verisini göndermek istiyor. Ne oldu? Çakışma oldu arkadaşlar. Başka bir renkle yapalım. Şurası 12.500 nanosaniye. 550 mi 500 mi? 500 değil mi? Çarpışma oldu. Hayır, buradan gidiş geliş süresi 100 nanosaniye değil mi? Tamam. Çarpışma olduğu anda ne dedik biz? Anında durdurur. Yani durdurur demek ne demek? Şu arkadaşı alamadı demek. Tamam mı? Şu güncellemeyi de aslında yapamamış oldu henüz. Çünkü bu güncellemeyi, bu veriyi almayı bitince yapacaktı. O yüzden hala burası eski haline kalacak. Çakışma olduğu anda arkadaşlar, şu an şuraya daha henüz gelemediği için bu güncelleme de yapılmamış oldu. O yüzden buraları hep siliyoruz. Şimdi çakışma olduğu için ne yapacak? Bir daha gönderecek gate mesajlarına. Hocam yine 3'e gönderecek. Önce arkadaşlar hangisine gönderecek? 3'e göndermiş. Çünkü 3'ün verisi burada kesintiye uğradı. Tam bu anda 3'e gönderiyor. 3'e gönderirse bu anda gate mesajını ne zaman almaya başlayacak? 3'e gidiş geliş süresi ne kadar arkadaşlar? 300. Yine 350 byte'lık verisini gönderecek tekrar. Şurası 12.500 artı 300'den 12.800 nanosaniyede arkadaşlar 350 byte okumaya başlayacak. Tam bitirmeye başladığı an nedir? 350 çarpı 8 15.600. 15.600 nanosaniyede arkadaşlar bunu okumayı bitireceğini hesaplıyor. Buna göre Oyanyo 1'in şimdi değiştirdi.
Buraya 100 yaptı. Bu 100'e göre tekrar gönderiyor. Ne zaman gönderecek geyik mesajına? 15.500 nanosaniyede arkadaşlar geyik mesajını gönderecek. Ne kadarlık veri gönderecek bu arkadaş? 150. Kaçtı? 150. 150, evet. 150 byte'lık verisini gönderecek. Burada 150 byte'ı alacak. Peşine bir report mesajı daha ekliyor. Ne diyor bu report mesajında? Bilmiyoruz değil mi? Önemi yok artık bu noktadan sonra. Ne zaman almayı bitirecek? 150 çarpı 8 ne yapar? 1200, 15.600 daha. 16.800 nanosaniye. Tam bu anda ne yapmak istiyor? İkincisinden almak istiyor. İkincisine gidiş geliş süresi ne kadar? 200 olduğuna göre bu gate mesajını ne zaman gönderiyor? 16.600 nanosaniyede gönderecek. Burada ne kadarlıkta veri? 250. 250'lik veri. Gene report mesajı arkadaşlar. Bilmiyoruz içerisinde ne olduğunu. Tam ne zaman bitirecek bunu okumayı? 250 çarpı 8. 18.800 nanosaniyede bitirecek. Buna göre ONU3'e gönderecek. Nedir ONU3'e gidiş geliş süresi? 300. 18.500 nanosaniyede ONU3'e gönderecek. Burada gate mesajı. Ve ONU3 ne kadarlık veri gönderiyordu en son? 300 müydü en son? Yok, 300 yaptı o. Ne zaman yaptı? Şu zaman yaptı. Tam işte tabloda 300 oldu. Şu zamanda 300'e updateledi. O yüzden şimdi 300 gönderecek. Yine report mesajının içeriğini bilmiyoruz. Bu da 300'ü alacak. 300 çarpı 8 ne yapar? 2400 eklersek? 21.200. Kaç? 21.200. Doğru mu? Evet. Bu şekilde bitecekti. Bu kadar basitti. Evet. Birazdan arkadaşlar ufak bir ara verip fotoğrafınızı çekmenize izin vereceğim. Ama oraya geçmeden önce bir anlaşılmayan bir yer var mı? Sor. RTT'nin güncellemesi çarpıştığı anda mı oluyor? Tabii. Çarpıştığı anda, o anda RTT1'i anlıyor. Çünkü diyor ki ben sana 12.400'e gönderdim. Sen bana 12.500'e geri geldin. O zaman demek ki 100 nanosaniye olmuş diyor. Başka sorusu olan? Bu şekilde, efendim. Çarpıştığı evet. Yok, zaten biliyor tablosuna göre bunu sadece 100 yapıyor. Tablosuna göre ne göndermesi gerektiğini de biliyordu. Ona göre tekrar gönderiyor get mesajlarını ama şu hesaplamayı yapıyor. Benim şurada boşluğum olmaması lazım tekrar gönderdiğim zaman. Bu mümkün olduğu kadar az boşluk tutmaya çalışıyor. Tamam? Başka sorusu olan? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada OLT kaç kere boş kaldı? 100 nanosaniye burada boş kaldı. Değil mi ilk başta? Yazalım. OLT'nin boş kalma süresi. Sorunun bir parçası değil ama aslında biz burada OLT kanalının verimliliğini genelde hesaplarız. Sınavda da mesela böyle bir soru karşınıza çıkabilir. O zaman yapacağımız şey OLT'nin boş kalma süresi 100 nanosaniye artı ne zaman boş kaldı bir daha? Şurada boş kaldı. Değil mi? 7300, 7450, 150 nanosaniyede orada boş kaldı.
Başka? Başka ne zaman boş kaldı? Çarpışma olduğu zaman boş kaldı. 12.500 ile 12.800 arasında 300 nanosaniyelik bir boşluk oluştu. Başka boşluğu var mı? Şu ana kadar başka boşluğu yok. Toplam süre ne kadar? 21.200. 21.200'den arkadaşlar boş kalma süresini çıkartıp toplam geçen zamana bölerseniz verimliliğini hesaplayabiliriz. Biri hesaplayabilir mi bunu bizim için? ...0.97 mi çıkıyor? Evet arkadaşlar. Büşra'nın hesabı doğruysa 0.97, yani %97 alıcı kanalı verimlidir deriz burada. Ya da alıcı kanalın kullanımı diyoruz. Alıcı kanalın kullanımı %97'dir. Yani sınavda böyle bir şey çıkarsa karşınıza ya da gerçek hayatta arkadaşlar bu şekilde hesaplanıyor. Onun haricinde ikinci sorum ödevin geneliyle alakalı arkadaşlar. Nasıl bir ödevdi? Hı? Var mı sesli konuşmak isteyen? Burada arkadaşlar dersin revizyonu açısından eleştirel olarak soruyorum. Yani kendimi eleştirebilirsiniz. Nasıl bir ödevdi? Ne öğrettiyseniz onu sordunuz diyor. Şöyle sorayım o zaman. Ödevi arkadaşlar 3 saatten fazla zaman ayıran kaç kişi var? 5 saatten fazla zaman ayıran? 10 saatten fazla zaman ayıran? İyi, güzel. 2 saat ayıran? 1 saat ayıran? Tamam, siz de. Peki şöyle sorayım, soruyu değiştireyim. Kaç kişi ödevden ortalamanın üstünde alacağını düşünüyor? Ortalamayı. Yani ortalama çok göründüğü için söyledim de. Ya da şöyle söyleyeyim. Birinci soruyu zaten herkes yaptı. İkinci soru, üçüncü soru ve dördüncü soru. İkinci soruyu kaç kişi tam yaptı? Yarısını kaç kişi yaptı? Üçüncü soruyu tam yapan, yarısını doğru yapan. O ben benim yazım hatamdan kaynaklanan kısım mı? Anladım. Bakarız, bilmiyorum. Tamam, son soruyla alakalı arkadaşlar. Burayı aşama aşama soracağım şimdi. Şuraya kadar doğru yapan? Buraya kadar doğru yapan? Buraya kadar doğru yapan? Şurada mı kaybetti herkes? Eyvah eyvah. Çarpışma yaptınız. Tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir bakalım süremize. Saatimiz 10.56. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Bu 10 dakika arada tahtadaki resmi çekebilirsiniz. Daha sonra yeni konuya başlayacağız. Tamam? Evet arkadaşlar. Şimdi yeni konuya başlıyoruz. Yeni konumuz omurga ağlarının üzerinde yönlendirme ve dalga boyu ataması nasıl yapılır? Oraya geçeceğiz. Şimdiye kadar arkadaşlar biz bir erişim ağlarında çalıştık. Optik teknolojiyi bir de metro ağlarında çalıştık. Şimdi omurga ağlarına geçeceğiz. Hatırlarsanız bu bizim haberleşme hiyerarşimizde. İlk başta kullanıcılar vardı. Kullanıcıların haberleşme ağına ilk çıktıkları yere biz erişim ağları diyorduk. Bu erişim ağları belli bir mahalleyi ya da ilçeyi kaplayan ağlardı. Bu telekom ofisine bağlıydı. Bu telekom ofislerinin birbirlerine bağlı olduğu ağlara da metro halkaları diyorduk. Geçtiğimiz hafta metro halkalarını yapıp bitirmiştik. Bu haftada arkadaşlar en üst katmana omurga ağlarına geçiyoruz. Omurga ağları arkadaşlar şehirleri, ülkeleri ve hatta kıtaları birbirine bağlayan ağlardan bahsediyoruz burada. Örgüsel ya da terminolojideki adıyla mesh ağlardır. Ve halka yapıdan çıktık artık. Halka yapıdan çıkmamızla beraberinde yönlendirme problemini getiriyor. Çünkü halka yapı üzerinde ya işte saat yönünde ya da saatin tersi yönünde gidiyordunuz bir noktadan bir noktaya gitmek için. Bundaysa bir noktadan bir noktaya çok farklı
yollar takip edebilirsiniz. Peki bu yönlendirmeleri nasıl yapacaksınız? Birinci problem bu. İkinci problem de yönlendirdiğiniz bu optik devrelere hangi dalga boylarını vereceksiniz? Çünkü hatırlarsanız bizim kısıtlarımız vardı. Tekrar resmi hatırlayalım. Bu resmi tekrar göstermiştim hatırlarsanız. En önemli kısıtımız neydi bizim? Bunların dalga boyu devamlılığı kısıtı. Eğer dalga boyu çevirici yoksa aynı dalga boyunu takip etmek zorundaydı. Örneğin burada H'den G'ye arkadaşlar kurduğumuz optik devre, terminolojideki adıyla ışık yolu, light path, aynı dalga boyunu kullanmak zorunda eğer anahtarlarda çevirici yoksa. Diğer kısıtımız neydi arkadaşlar? Evet. Bir el kaldırıp söylesin. Evet. Aynı fiberde farklı dalga boyları aynı. Dalga farklı sinyaller aynı dalga boyunda kullanılamaz. Bu arkadaşlar bu örneği daha önce de söylemiştik. A'dan C'ye bir optik devre kurulmuş ışık yolu. Hangi dalga boyunda? Lambda 1'de kurulmuş. B'den F'ye de kurmak istiyoruz. Fakat B'den F'ye giderken İkisi de 6-7 fiberini paylaştığı için bu iki sinyalin farklı dalga boyunda olması gerekiyor. Fakat dalga boyu çevirici varsa arkadaşlar işleriniz kolaylaşabilir. Burada örneğin D'den E'ye giderken D'den 10'a kadar lambda 1 ile gitmiş. 10'dan 2'ye kadar kaç bu? 9'a kadar üzerim. 10'dan 9'a kadar lambda 2 ile gitmiş. Daha sonra lambda 1 ile devam etmiş. Şimdi arkadaşlar kullandığımız kaynaklar Amerika menşeli kaynaklar olduğu için bu aslında Amerika'daki bir optik ağ haritası. Her biri belli bir eyalete denk geliyor. Kaliforniya'da iki tane var. Bir Kuzey Kaliforniya'da, bir tane de Güney Kaliforniya'da. Washington, Utah, Colorado, Texas, Nebraska, Illinois diye bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi bunun üzerinde bazı talepler var ve bu talepleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu talepleri gerçekleştirirken bir yönlendirmesi nasıl olacak? İki hangi dalga boyunu kullanacak? Bunları bulmamız gerekiyor. Örneğin arkadaşlar Washington'dan Colorado'ya şöyle bir yönlendirme ve bir dalga boyu kullanılmış olsun. Bu Washington ve Colorado'ya arkadaşlar birer tane ne koymanız gerekiyor? Lazer filtre. Bu dalga boyunda çalışacak bir lazer ve filtre koymanız gerekiyor. Ya da ayarlanabilir bir lazer ve filtre koymanız gerekiyor. Ve bu şekilde devreyi kurduk. Washington, Illinois, Nebraska, Colorado şeklinde ilerliyor. Şimdi ikinci bir talep geliyor. Bu ikinci talepte arkadaşlar Kaliforniya'dan Illinois'e. Fakat ne yaptım ben? Farklı bir dalga boyuna geçtim. Neden? Washington ve Illinois fiberini kullanıyor. İkisi de dolayısıyla farklı bir dalga boyu kullanmam gerekir. Peki aynı dalga boyunu kullanmak isteseydim nereden gitmem gerekirdi? Aşağı taraftan değil mi? Kaliforniya 1'den Kaliforniya 2'ye, Texas'a, oradan Georgia'ya, oradan Philadelphia'ya, oradan Illinois'e. Fakat şimdi işte burada mühendislik konuşuyor. Bunun sakıncası ne diğer yoldan gitmenin? Daha uzun, yani gecikmesi daha fazla. O yüzden daha az dalga boyu kullanmak mı, daha az gecikme olması mı? Daha az dalga boyu kullanırsanız daha az masraf yaparsınız. Çünkü bu ikinci dalga boyu için de gerekli olan arkadaşlar alıcı vericileri koymanız gerekiyor, o kapasiteyi kiralamanız gerekiyor ya da işte o dalga boyu için gerekli ekipmanları koymanız gerekiyor. Bu bir masraf oluşturuyor. Ama diğer türlü giderseniz de gecikme oluşuyor. Bu sefer müşteriyi memnun edememe durumu var. Bu ikisi arasında denge kurulması gerekiyor genel itibariyle. Biz en kısa yolları kullanacağız. Bu en kısa yollarda en az dalga boyu kullanarak atamayı nasıl yaparız buna bakmaya çalışacağız. Bir başka devam edersek arkadaşlar, bir sürü talep var ve bu taleplerin hepsi bu şekilde karşılanmış. Dikkat ederseniz tüm talepler kaç dalga boyuyla yapıldı burada? 2 dalga boyuyla. 3 mü? 3 yok, 2 dalga boyuyla yapıldı. Şimdi tam bu noktada Utah'tan Illinois'e bir talep olsa hangisini kullanmam lazım? Lambda 3'ü kullanmam lazım. Niye? Utah, Colorado, Nebraska, Illinois yolunu kullanıyorsa arkadaşlar ortadaki düz çizgiyi Utah, Colorado arasında mor olan kullanılmış. Colorado, Illinois arasında da diğer turuncu olan kullanılmış. Dolayısıyla benim yeni bir tane kullanmam lazım.
Ya da daha uzun bir yoldan gitmem lazım. Değil mi? Yukarıdan Michigan, New York diye devam ederseniz aslında oradan da gidilebilir. Ama en kısa yolu tercih ettiğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir dalga boyu eklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi soru şu. Bu yönlendirme ve dalga boyu atamalarını en optimum şekilde nasıl yapabilirim? Bunun algoritmaları nelerdir? Yöntemleri nelerdir? Onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, yönlendirme ve dalga boyu atama beraber yapmak çok zordur. Bunların kombinasyonu problemi inanılmaz büyük hale getirir. Ve genelde ayrı ayrı tercih edilir. Yönlendirme için arkadaşlar statik olarak ILP kullanılabilir. ILP dediğimiz tam sayı lineer program formülasyonu. Bu bir optimizasyon metodudur. Yüksek lisans konusudur. ILP'lere çok girmeyeceğim ama statik dediğimiz şu. Bütün trafik talepleri beraber geliyor ve hepsini aynı anda yönlendirmelerini yapıyorsunuz. Veya dinamik olabilir. Geldikçe yapabilirsiniz. Genelde biz burada kullandığımız algoritma yönlendirmelerde en kısa yol algoritması hangisi? Hangisini öğrendiniz? En kısa yol algoritması. Dijkstra. Uniform cost search var. Dijkstra'yı hatırlayan kaç kişi var burada? Ayrık işlemseller mi gördünüz? Optimizasyonu da mı gördünüz? Evet arkadaşlar, en kısa yol algoritması yönlendirmelerde kullanılıyor. Dalga boyu atamasında da statikte arkadaşlar şimdi göreceğiz biz graf boyama dediğimiz bir metot var. Yönlendirme problemi üzerinde durmuyorum. O zaten en kısa yolu kullanarak bulacaksınız veya yönlendirme size verilmiş olacak. Yönlendirmesi verilmişse arkadaşlar dalga boyu atamasını nasıl yapabilirsiniz? Bu soru üzerine graf boyama dediğimiz bir yöntem var. Birazdan bunu göreceğiz. Statik olarak, dinamik olarak da birçok yöntem var. Bunda da sezgisel algoritmalar kullanılıyor. Onlara da bakacağız. Bu dersimizde biz daha çok bu ikisi, dalga boyu atama metotları üzerine yoğunlaşacağız. Yönlendirme metotları değil. Şimdi arkadaşlar, ikisini beraber çözmeye kalksanız karşınıza böyle bir matematiksel formül çıkıyor. Üzerinde durmayacağım, yüksek lisans konusu dediğim gibi. Sadece buraya göstermek için koydum. Belli bir işte akışı minimize ettiğiniz, maksimum akışı minimize ettiğiniz, böylece dengeleme yaptığınız, yük dengelemesi yaptığınız bir formülasyon. Bunu bir programa veriyorsunuz, program çözümü veriyor. Burada işin anahtar noktası bu formülasyonu oluşturabilmek. Ama oraya girmiyorum, yüksek lisansla merak edenler olursa o zaman girebiliriz. Şimdi graf boyama dediğimiz yöntem şu arkadaşlar. Yönlendirmeler verilmiş, verilen yönlendirmelere göre ben dalga boyu atamalarını yapacağım. Dalga boyu atamalarını yaparken dikkat etmem gereken iki tane kısıtım var. Dalga boyu devamlılığı ve aynı fiberde farklı sinyaller aynı dalga boyunda olamaz. Buna göre mümkün olduğunca az dalga boyu kullanmam lazım. Aslında hani bu iki kısıta göre ne yapsanız bütün taleplere farklı dalga boyu verseniz sorun çözülüyor. Fakat ne olur? Pahalı bir çözüm olur. Mümkün olduğu kadar az dalga boyu kullanmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Burada bir örneği var ve bu örnek üzerinden gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, bize şu şekilde bir fiziksel topoloji verilmiş olsun. Ve bu fiziksel topoloji üzerinde yönlendirmeler verilmiş olsun. Burada görüyorsunuz mesela arkadaşlar, şu düğümden şu düğüme yukarıda gördüğünüz koyu çizgiyle çizilmiş bir yönlendirme var. Bu verilmiş. Daha sonra bu düğümden bu düğüme şu altıyla gösterilen yönlendirme verilmiş. Herkes görüyor değil mi yönlendirmeleri? Bu şekilde trafik talepleri verilmiş arkadaşlar. Graf boyama yönteminde yapacağınız ilk şey bu verilen ışık yollarına numaralandırmak. Graf boyama yönteminde yapacağımız ilk şey verilen ışık yollarını numaralandırma. Burada gördüğünüz gibi numaralandırmış. Birinci ışık yolu mesela şu şuradan arkadaşlar buraya geliyor. İkinci ışık yolu buradan yukarı dolaşıp buraya geliyor ve bu şekilde. Bu numaralandırmayı yaptıktan sonra yapacağımız ikinci şey yardımcı graf çizme. Şimdi beraberce çizeceğiz bunun nasıl yapıldığını. Yardımcı graf. Her bir ışık yolu için
bir düğüm koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı fiberden geçen ışık yollarına ait düğümleri birbirine bağlıyorsunuz. Daha sonra derecesi en yüksek, birazdan açıklayacağım bunları. Derecesi en yüksek düğümden başlıyorsunuz yapmaya. Ve komşu düğümler aynı renk olmayacak şekilde boyuyorsunuz. Şimdi bu aşamaları tek tek yapacağız beraberce. İsterseniz önce bir yazın. Şimdi arkadaşlar, buraya yazmanız bittikten sonra sadece beni takip edin, yazmayı bırakın. Şimdi anlatacağım ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar, bu yardımcı grafla gerçek fiziksel topoloji birbirinin eşdeğeri değil. Burada bahsettiğimiz düğümle burada bahsettiğimiz düğüm aynı düğüm değil. Buradaki gerçek düğümlerden bahsediyoruz. Burası ise sadece simgesel bir graf. Simgesel olarak diyoruz ki şu düğüm buradaki 6 numaralı ışık yolunu temsil etsin. Burası önemli arkadaşlar çünkü çok karıştırılıyor bununla diğeri. Burada mesela 7 arkadaşlar buradaki ışık yolunu temsil etsin. Sadece temsili olarak böyle bir yardımcı graf çiziyoruz. Ve sonra diyoruz ki aynı fiberden geçenler varsa bunları birbirine birleştirelim. Mesela fiziksel topolojiye bakıyorsunuz. Şu düğümle şu düğüm buradaki fiber arkadaşlar hangi ışık yolları paylaşıyor fiberi? 1 ile 2 paylaşıyor değil mi? Bu durumda arkadaşlar 1'den 2'ye bu birinci ışık yolunu temsil ediyor. Bu ikinci ışık yolunu. Aralarındaki bu bağlantı da aynı fiberden geçtiklerini temsil ediyor. O yüzden 1 ile 2'nin arasında bir bağlantı çiziyorum. Mesela arkadaşlar bu fiberi geçtik şu ortadaki, üstte ortadaki fibere bakalım. Hangi ışık yolları geçiyor oradan? 4, 1 ve 2. Yani 4, 1 ve 2 hepsi birbirine bağlı olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar 4'ten 1'e ve 4'ten 2'ye çiziyorum. Şu anda bu üçü birbirine bağlı durumda. Sonraki fibere geçelim. Bu fiberde tek bir tane ışık yolu var. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Buradaki fiberde tek bir ışık yolu var. Yine yapacak bir şey yok. Şuradaki fiberde 6 var, 5 var, bir de şu 7. 5, 6 ve 7 birbirine bağlı. Bunları birbirine bağladık. Şimdi bakalım şu fiberde arkadaşlar hangileri birbirine bağlı? Yok 3 ile 5 değil mi? 3 ile 5 birbirine bağlı. Son fiberde 8 pardon şu fiberde hangileri birbirine bağlı?
7 ile 2. 7 ile de 2'yi birbirine bağlıyorum. 8'e arkadaşlar aynı fiberde geçen var mı? 8'e birlikte aynı fiberden geçen ışık yolu? Yok. O yüzden o yalnız kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu birinci aşamayı ve ikinci aşamayı tamamladık. Şu tamam, bu da tamam. Ve şu da tamam. Şimdi yapacağımız şey derecesi en yüksek fiberden, düğümden başlamak şurada. Burada derecesi en yüksek düğüm hangisi? Derecesi en yüksek demek en çok komşusu olan demek. Hangisi? Hangisi? İki tane olabilir. Biri 5 galiba. 5'te kaç düğüm var? 1, 2, 3. Pardon. 7'de kaç var? 3 var. 2'de 3 var. O yüzden herhangi birinden başlayabiliriz. Hangisi 5'ten başlayalım? Tamam, biri 5'ten başlayalım dedi. 2 mi 5 mi? Yok, ben 5 dedim. 5'ten başlayalım. Tamam. 5'i arkadaşlar kırmızıya boyuyorum. Kırmızı demek lambda 0 demek. Yani burada şunu demek istiyorum. 5. ışık yolu lambda 0'ı alacak demek. Şimdi bununla komşusu arasındaki ilişki neydi? Bu ikisi aynı fiberden geçiyor değil mi? 5. ışık yoluyla 6. ışık yolu. Dolayısıyla ben buna lambda 0 verdiysem buna lambda 0 verebilir miyim? Hayır. Veremem. Başka bir şey vermek zorundayım. Bunu da arkadaşlar sarıya boyayalım ve lambda 1 verelim. Şimdi bunun diğer komşusuna bakalım. 7. 7'ye lambda 0 veremem. Lambda 1 verebilir miyim? Hayır. Lambda 1 verebilir miyim? Veremem çünkü diğer komşusu lambda 1. O yüzden ne vermek zorundayım? Lambda 2 vermek zorundayım. Buna lambda 1, buna lambda 2. Olabilir, fark etmez. Şimdi arkadaşlar, kullandığımı tekrar kullanmaya çalışıyorum her zaman. Ne kaldı? 3 kaldı. Buna lambda 0 veremem. Lambda 1 verebilir miyim? Sıraya gidiyorum. Lambda 1 verebilirim. Dolayısıyla bunda lambda 1 yaptım. Şimdi ikinci derecesi en yüksek olana geçelim. Zaten 5 vardı, 7 vardı, bir de 2 vardı. Dolayısıyla arkadaşlar 2'ye geçiyoruz. 2'ye lambda 0 verebilir miyim? En baştan başlıyorum her zaman. Evet. Lambda 0 verebilir miyim? Verebilirim. Çünkü sadece bir komşusun şu anda belli. O da lambda 2. Dolayısıyla bunu lambda 0 yaptım. 1'e peki lambda 0 veremem ama lambda 1 verebilir miyim? Evet. Lambda 1 verebilirim. 2'nin hangi komşusu var? Bir de 4 var. 4'e ne vermem lazım? Lambda 2 vermem gerekiyor değil mi? Çünkü lambda 1 ve lambda 0 komşuları var. Aynısı olamaz. Lambda 2 vermem gerekiyor. Ne kaldı geriye? 8 kaldı. Ona da lambda 0 veriyoruz. Şimdi arkadaşlar yaptık, ne oldu bunları? Bunlara gerçek ışık yollarına yerine koyarsınız bu dalga boylarını. Şu tarafı sileceğim arkadaşlar. Göreceğiz ki hiçbir fiberde aynı dalga boyu geçmiyor. Çizerim şimdi tekrar bu topolojiyi. Bunlara isim de verelim. A, B, C, D, E ve F. Bu gerçek fiziksel topolojimiz arkadaşlar. Şimdi bir numaralı ışık yolu, biz lambda 1 vermiştik. Nereden nereye gidiyor? Şurada nereden nereye gidiyor? D'den A'ya gidiyor değil mi arkadaşlar? Bir numaralı ışık yolu. Herkes gördü mü? D'den A'ya gidiyor ve sarıyı da gördük. Daha sonra iki numaralı ışık yolu nereden nereye gidiyor? E'den A'ya. Onu da lambda 2 vermişiz. 3 numaralı ışık yolu nereden nereye gidiyor? B'den C'ye değil mi? Buna da lambda 1 vermişiz. Daha sonra 4 numaralı ışık yolu nereden nereye? F'den B'ye. 5 numaralı ışık yolu B'den E'ye.
6 numaralı ışık yolu. A'dan E'ye. 7 numaralı ışık yolu. C'den D'ye. Nasıl? 7. Şu alttan verim diyor. Tamam. 7'ye mavi vermişiz. Ve 8. E'den F'ye. Burada aynı fiberden geçip de aynı dalga boyunu kullanan var mı? Yok. Ve minimum böyle yapılabilir arkadaşlar. Daha bundan daha az olamaz. Yani minimum 3 dalga boyu kullanmanız gerekir. Zaten aslında ilk bakışta minimum 3 olacakmış gibi görünüyor. Neden? Bir fiberde 3 tane geçiyor. Ama bazen bu gerekli bilgiyi vermeyebilir size. 4 de oluşabilir. Yani burada 3 tane geçiyordur ama başka yerlerdeki çakışmalardan dolayı 4 olabilir. Var mı anlaşılmayan bir yer? Evet. 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 Orada çakışma olması gerekiyor. Ama bunlar komşu değil. Komşu koşar sağlıyor yani. Tabii tabii. Önemli olan aralarında direkt çizgi olup olmadığı. Direkt çizgi varsa o zaman sıkıntı. Bir örnek daha yapalım mı hemen? Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Burayı siliyorum. Zaten slide'da var. Burayı da silelim. Arkadaşlar böyle bir topolojimiz olsun. Bu topoloji üzerine ben hepsini yeşille çizeceğim. Çizeceklerimi. Şuradan bir talep olsun. B'den F'ye. A'dan F'ye bir talep olsun. F'den C'ye bir talep olsun. C'den D'ye bir talep olsun. B'den C'ye bir talep olsun. C'den A'ya bir talep olsun. D'den nereye gidelim? D'den F'ye şöyle bir talep olsun. F'den de arkadaşlar D'ye F'den A'ya şöyle bir talep olsun. Yok o zaten varmış. Pardon. Şu sonuncusunu siliyorum. F'den şöyle bir talep olsun. Bir de yeterince karışmadı bir dakika. A'dan da arkadaşlar E'ye şöyle bir talep olsun. Tamam. Şimdi yeterince karıştı. Bir uğraşın bakalım arkadaşlar. İlk başta her zaman yapacağımız şey nedir arkadaşlar? Işık yollarını numaralandırmak. Ortak numaralar kullanalım. O yüzden ben vereyim numaraları. Şu birinci ışık yolu olsun. Şu arkadaş ikinci ışık yolu. Şu üçüncü ışık yolu. Şu dördüncü ışık yolu. Şu beşinci ışık yolu. Şu altıncı ışık yolu. Yedinci ışık yolu. Şu da sekizinci ışık yolu. Başka var mı? Bir de şu var. 9. Başka var mı? Yok. Tamam. Bu 9 ışık yoluna göre yapalım. Bu arkadaşlar örnek bir sınav sorusu mesela. Thank you.
Şimdi arkadaşlar yardımcı grafiği oluştururken her fibere ayrı ayrı bakmakta fayda var. Önce şu fiberden başlayalım mesela, AB fiberinden. AB fiberinden hangi ışık yolları geçiyor? 1 geçiyor, bir de 4 geçiyor. Demek ki 1 ile 4 arasında bir bağlantı var. Tamam, AB'yi geçtik. BC fiberinden hangileri geçiyor? 4-5. 4-5. Herkes isterseniz tahtaya baksın arkadaşlar. Sonra çözersiniz. BC'yi de geçtik. AC'den hangileri geçiyor? 4 geçmiyor. 4 şu yolu kullanıyor. Şurada 2 geçiyor. Bir de 7 geçiyor. 2 ile 7 arasına da koyuyoruz. Tamam, AC fiberini de geçtik. Gelelim AD fiberine. Hangileri var? 1, 2, 3 var değil mi? Dolayısıyla 1, 2 ve 3 aralarında şöyle bir üçgen oluşturuyorlar. Tamam, AD fiberini de geçtik. CE fiberinde 6 ile 7. Onu da geçtik. AE fiberinde sadece 8, o yüzden yapmıyorum bir şey. Onu da geçtik. DE fiberinde 3'ten başka var mı? Yok. Onu da geçtik o zaman. DF fiberinde 9 ile 1. FE fiberinde 6, 8, 7. 6, 7, 8 arkadaşlar aralarında bir üçgen oluşturuyor. Yardımcı grafımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar derecesi en yüksek hangisi? 1 değil mi arkadaşlar, derecesi en yüksek? En çok komşusu olan o. O yüzden ondan başlıyorum. Ne yapıyorum ona? Lambda 0 diyorum. Şimdi tek tek komşularına lambda 1 verebilir miyim bakacağım. 9'a lambda 1 verebilirim. 2'ye lambda 1 verebilir miyim? Verebilirim. 3'e lambda 1 verebilir miyim? Verebilir miyim? Veremem. Ne vermem lazım? Lambda 2 vermem lazım. 4'e lambda 1 verebilir miyim? Verebilirim. Veremem mi? Niye? Lambda 1 verebilirim değil mi? Çünkü 4'ün 2 tane komşusu var. Biri 1, biri de 5. 1 lambda 0, 5'in ne olduğunu zaten bilmiyorsunuz. Lambda 1 verebiliriz. Şimdi arkadaşlar 1'i bitirdik. 1'den sonra derecesi en yüksek olan hangisi? 7 değil mi? 7'nin 3 tane var. 7. 7'ye lambda 0 verebilir miyim? Tamam, buna lambda 0 verdim. 8'e bu durumda lambda 1 vereceğim. 6'ya lambda 2 vereceğim. 5'e lambda 0 verebilir miyim? Evet, verebilirim. Arkadaşlar nereden başladığınıza göre cevap değişir. Yani derecesi en yüksek olan düğümler birden fazlaysa hangisinden başladığınıza göre cevap değişir. O yüzden tek bir cevabı yok. Yani siz soru çözerken de bakacaksınız. İşte arkadaşınız başka cevap bulmuş, siz başka cevap bulmuşsunuz. Ama sonuçta aynı şeyi bulmuşsunuz. Önemli olan dalga boyu sayısı. Kaç dalga boyuyla çözdük bunu? 3 dalga boyu. Burada yerleştirelim mesela. 1'i kırmızı demişiz arkadaşlar. Şu arkadaşa. 2'ye sarı demişiz. 2 şuradan başlayıp buraya gidiyordu. Sarı dedik. 3 mavi. 4 nerede dur? Sarı. Evet. 5 6
7 8 mor mu? 8. Daha kaliteli beklerdim. Sarı mı? 9 9 sarı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aynı fiberden aynı dalga boyları hiçbir zaman geçmiyor. Var mı anlaşılmayan bir yer? Çok keyifli değil mi? Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.